Türkiye covid ile yaklaşık 2 aylık mücadelesinin ardından normalleşme sürecine giriyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi salgınla mücadelede Türkiye'nin bundan sonraki yol haritasını belirledi. Normalleşme sürecine ilişkin ayrıntılı bir plan hazırladı. Aziz milletim, süreç kademeli olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayılacak. İlk etapta 65 yaş üzeri ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı bazı şartlar çerçevesinde gevşetilecek. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs pazar günü saat 11 ile 15 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. 20 yaş altı içinde bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız. 0-14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs çarşamba günü yine 11 ile 15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle tahtitli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü Yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak hava alıp dinlenebilecek. 31 ilde uygulanan seyahat kısıtlaması 7 ilde kaldırıldı. 24 ilde ise 2 hafta daha uzatıldı. Bu illerimiz Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ticari taksiler için tek çift plaka uygulamasını 5 Mayıs itibariyle sona erdiriyoruz. AVM'lerle berber, kuaför ve güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Gereken temizlik şartlarının sağlanması, randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Aynı şekilde Sağlık Bakanlığı'nın ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Normalleşme planı kapsamında üniversite ve liselere giriş sınavlarının tarihleri de belirlendi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 27 28 Haziran'da liselere geçiş sınavı 20 Haziran'da askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönebilecekler. Salgın nedeniyle durdurulan askerlik işlemleri yeniden başlayacak. Ayrıca adliyeler de faaliyetlerine devam edebilecek. Askerlik teriz işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da yeniden başlayacak. Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süresi, uzlaştırmacı görevlendirmesi, icra iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran'da sona erecek. Normalleşme sürecinin bir parçası olarak cerrahi maske ve bez maske satışına izin verilecek. Maske türlerine göre bir üst fiyat belirleyerek halkımızı mağdur edebilecek girişimlerin de önünü keseceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan süreçle ilgili olarak normale döneceğiz ama bu yeni bir normal olacaktır dedi. Sınırlamalar azalsa da tedbirlerin süreceğini belirtti. Kalabalık yerlerde maske kullanımı ve fiziki mesafeye riayet ile temizlik kuralları ile ilgili titizlik devam edecektir.